Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Açılışı yapalım Mahir Bey. Buyurun. Karmamraş Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Avrupa Birliği desteğiyle yaparak hizmete sunduğu Karmamraş Atık Sarıtma Tesisleri telekonferans sistemiyle hizmete açıldı. Karmamraş Atık Sarıtma Tesislerinde gerçekleştirilen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Karmamraş Valisi Fatih Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Başkanı Ömer Özbülent Tepkici, AK Parti Karmamraş Milletvekili adayları Ahmet Özdemir, Celal Tüngüvenç, İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Habibe Öçal, Türk İslam Karakoç'la Mehmet İlker Çitil, ilçe belediye başkanları, meclis üyeleriyle vatandaşlar katılım sağladı. Telekonferans sistemiyle Başbakan Binali Yıldırım ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özasekin eşliğinde Karmamraş Atık Su Arıtma Tesisi hizmete açıldı. Açılan bu eserlerin hayırlara vesile olmasını diliyor. Memleketin dört bir yanından bu güzel etkinlik için buraya gelen katılımcılara teşekkür ediyorum. Evet Mahir Bey, hayırlı Ramazanlar size ve oradaki bütün arkadaşlara Ankara'dan selam gönderiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun diyoruz. Açılışı yapalım Mahir Bey. Buyurun. Açılış sonrasında 4.30'ya canlı yayın bağlantısıyla Aksu'ya ekranlarında açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve Vali Vahdettin Özkan tesisin hayırlı olması dileklerini iletti. Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor. Önümüzdeki süreçte sürdürülebilir çevre, yaşanabilir şehirler en önemli önceliğimiz. Çünkü biz eğer tabiatla uyumlu bir şekilde, tabiatla barışık bir şekilde ve tabiatı koruyarak yaşayamazsak yaşayacak bir çevre kalmayacak. O yüzden özellikle atık suların dönüştürülmesi su kaynaklarımızın korunması açısından son derece önemli. Büyükşehir Belediye'mizin Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yaptığı bu tesis Kahramanmaraş için hayati öneme sahip. Çünkü biz eğer enerjide geri dönüşümü, çevrede geri dönüşümü, suda geri dönüşümü, çöpte geri dönüşümü sağlayamazsak bu tabiatı tükettiğimiz anlamına gelir. O yüzden bu hizmet sürdürülebilir çevre açısından son derece önemlidir. Son derece kıymetlidir. Seçim beyannamemizde de biz buna özel bir önem verdik. Ben teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımız, evet, saygıdeğer bakanımızın da ifade ettiği gibi Kahramanmaraş'ımız için çok önemli bir tesisi tamamlamış bulunmaktayız. Modern bir şehir yolunda atık su arıtma tesisi çok önemli. Çünkü biz birçok projeye başvurduğumuzda özellikle fonlarla ilgili bu şehrin atık su arıtma tesisi var mı, çevreci bir şehir mi diye önümüze çıkmaktaydı. Ve bundan dolayı da biz her zaman biraz böyle üzülmekteydik. Hamdolsun. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Başbakanımızın, saygıdeğer bakanımız, milletvekillerimizin desteğiyle hamdolsun bu tesisi şehrimize, Kahramanmaraş'ımıza kazandırdık. İnşallah şimdi yine Sayın Valimiz, Sayın Bakanımız hep beraberce bu sanayi tesislerinin atıkları ile ilgili çalışma yapmaktayız. Özellikle boya ve diğer atık atan Aksu Nehri'ni, Sır Barajı'nı kirleten fabrikaların da atık su arıtma tesislerini modern hale getirip ortak bir noktada toplamakla ilgili beraberce çalışmaktayız. İnşallah hızlı bir şekilde onun da tamamlanmasında her türlü gayret ve çabayı gösteriyoruz. Elbistan'ımızda inşallah yakında ihalesi yapılacak bir atık su arıtma tesisi var. Bu da çok önemli. En az buraya kadar büyük bir tesis. Ceyhan Nehri'ni tertemiz hale getiriyoruz. Avşin'a yaptık, Türkoğlu'na yaptık, Pazarcık'a yaptık. İnşallah Elbistan'ınki de ihale edildiğinde Ilıca bölgesine yapacağız, Tekir bölgesine yapacağız. Ceyhan Nehri Türkiye'miz için, Kahramanmaraş'ımız için çok önemli. İnşallah biz tertemiz Kahramanmaraş il sınırından Ceyhan Nehri'ni uğurlayacağız. Çevresiyle beraber parklar yapıyoruz. Yani çevreci bir anlayışla bu işleri hükümetimizin, milletvekillerimizin, Sayın Genel Başkan Yardımcımız, Bakanımızın de destekleriyle inşallah Sayın Valimizin öncülüğünde bu işleri tamamlayacağız inşallah. Şehrimiz hayırlı olsun. Allah hayırlı olsun. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Sağ olun.
Sayın Valim hayırlı olsun demek ister misiniz? Evet, ben de hayırlı uğurlu olsun diyorum. Gerçekten şehrimiz bugün önemli bir hizmetle buluştu. Bu hizmetin en önemli özelliği belediyelerimizle hükümetimiz, merkezi hükümet arasında iyi bir koordinasyonun ifadesidir. Bu aynı zamanda hem ulusal hem uluslararası fonlara erişim noktasında çok önemli, etkili bir proje hazırlamasının ifadesidir. Bu yönüyle de belediyemizi de Çevre Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ederiz. Milletvekillerimiz canla başla bunu takip etti. Milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın Bakanımızın öncülüğünde böyle bir hizmetin gelmesi şehrimiz açısında bir bayram havasını oluşturuyor. Sürdürülebilir bir çevre, şehir, yaşam kalitesinin artırılması açısından biliyorsunuz bu atıkların hem fiziksel, kimyasal ve özellikle biyolojik arındırma çok önemli. Biyolojik arındırma açısından da Türkiye genelinde önemli, anlamlı ve örnek bir tesis halkımıza sunulmuş oldu. Hayırlı olsun. Çok sağ olun Sayın. Açıklamaların ardından protokol mensupları arıtma tesisi laboratuvarında yapılan çalışmaları yerinde incelediler. Buradaki incelemelerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, kirli suyun ne şekilde arıtıldığına ilişkin su şeylerindeki örneklerle açıklama yaptı. Bu gördüğünüz atık su dediğimiz giriş su. Bunun içerisinde her türlü zararlı kimyasal var. Zehirleyici, evet, bir sürü. Yani kullandığımız, günlük hayatta kullandığımız kimyasalların tamamı. Yani deterjandan tuz ruhuna kadar bütün kimyasallar bunun içerisinde. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? Bu hale getiriyoruz. Bu çok kıymetli bir şey çünkü bugünü düşünerek konuşmayalım. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra eğer biz bunu yapmazsak çocuklarımızın yaşayacağı bir çevre kalmayacak. Doğal su kaynaklarımız kalmayacak. Tarım arazileri kalmayacak. Çünkü bizim şu atıklarımız bütün çevreyi kaçınılmaz olarak zehirleyecek. İşte bunu kaynağında temizleyen bir tesise kavuştu Kahramanmaraş. Bu son derece kıymetli. Bunun için hem hükümetimize hem de belediyemize ben çok teşekkür ediyorum.